giderken senle söyle söyle, hadi söyle. Ellerimi tut bırakma, yıllarım al senin olsun. Nasıl da aşığım sana. Hiç aratma, koca dünya şöyle dursun. Nasıl da aşığım sana, bu defa aşk bizim olsun. Hiç bırakma. Evet, yayına başlıyoruz artık. Radyolarınızı açın. 91.1. Geçen bu güzellemeyi anons ederken dedim ki Emre Hocam aşk şarkılarının usta yorumcusu. Olmuş mu? Olmuş çok. Efendim saatler 16'yı gösteriyor her cuma olduğu gibi. 2 hafta aradan sonra doçent doktor Aydın Arslan hocamızla, ortopedi ve travmatoloji uzmanımızla can sağlığı şu dakika itibariyle başladı. Ama neyle başladık? Biliyorsunuz geçen hafta itibariyle Aydın hocamızın ilk single'ı, teknisi, muhteşem eser Aşk Bizim Olsun'la sizleri buluşturmuştuk. Bugün de Aydın Hoca stüdyodayken efendim bu güzel nameyle başlayalım dedik. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Beyza, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Özledim ya Radyo'da Turkay'ı. Valla biz de özledik sizi. Değil mi? 3 hafta oldu. Biraz uzun bir ara oldu. Bir daha diyorum bu kadar uzun ara vermeyelim. Evet, böyle ara vermeyelim. Ama bu arada ne güzel ki siz sesinizi yepyeni bir şarkıyla duyurdunuz. Evet, geçen hafta ben de artık böyle müzik piyasasına bir tekliyle gireyim dedim. Çok güzel bir eser. Sözleri Pelin Şen'e, bestesi büyük bestekar, bestelerin efendisi Bülent Özdemir'e ait, Bülent abiye. Yeni bir şarkı benim yorumumla dinleyicilerle buluştu. Bu beni çok mutlu ediyor tabii. Çünkü sözler var, müzik var ama onları böyle birleştirip bir yorum yapmanız tabii gerekiyor. Ki, duygunuzu katmanız gerekiyor. O da gerçekten çok eğlenceli ve çok keyifli bir iş. Ve sonunda da böyle çok güzel yorumlar alınca da çok mutlu oluyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Dinleyicisi bol olsun. Efendim şu dakika itibariyle can sağlığı başlıyor. Yine her daim olduğu gibi Emre Işık hocamız gitarıyla, Kaan Sezerler hocamız klasik kemençesiyle buradalar. Ama şöyle bir repertuara baktım. Geçen hafta Sanat Güneşimizi yad ettik. Ölüm yıl dönümüne özel bir repertuar hazırlamışsınız hocam. Evet. Biz geçen hafta da Emre hocam koromuzun şefi, Si majör korosunun şefi, evet. Bodrum'da 3500-4000 kişiye antik tiyatroda konser verdik. Zeki Müren Anma evet, Gecesi Emre yaptınız. Hocamız da koromuzun şefiydi. Evet. Hatta kendisinden de birkaç kelime duymak isteriz. Evet, Emre Hocam ne şeyle. Kadar güzeldi, evet. Ne kadar ihtişamlı ve Sanat Güneşimizi Anma Gecesi'nde neler yaptınız, nasıl planladınız? Vallahi öncelikle vefatının 26. yılında ustamız, Sanat Güneşimiz Zeki Müren'i rahmetle andık, anıyoruz, hala anıyoruz. Onu seven o kadar kişiyi bir arada görmek gerçekten bizi çok duygulandırdı. Ya hocam 1000 kişi de dışarıda demiştiniz. Evet, 1000 kişi de dışarıda toplam kaldı. Yani 5000 kişiye bir arada toplayıp Si majör İşten Sesler Korosu isimli başkanlığını abimiz Recai Çakır Beyefendi'nin yaptığı çok büyük emeklerle oluşturulmuş bir topluluk ve sürekli sosyal yardım üzerine hizmetler yapan bir topluluk. Türkiye'nin değerli iş adamlarının, iş insanlarının oluşturduğu bir topluluk. Onların koro şefi olarak hizmet aldım ilk defa ilk konser, yani benim katıldığım ilk konserlerinde. Kendilerinin 11. konseri bu arada. Hı hı. Çok değişik bir atmosferdi. Hayatımda yaşamadığım bir tecrübe yaşadım. Çok uyumlu bir koro olduk. Çok güzel bir enerji yansıttık insanlara. Valla kaçıranlar çok üzüldü. Çok keyifliydi. Biz görselleri, videoları evet. izledik ama Emre Hocam her ortamda, her yaptığı şeflikte Cumhurbaşkanlığı Korosu'na bile önce olmuştu. Yani bunu da bilenler, takip edenler biliyordur. Keyifli geçmiştir. Ne güzel yad etmişsiniz evet, sanat güneşimizi. Şimdi her haftanın bir konusu olduğu gibi bu hafta da bir konumuz olacak. Yine hocama gelen mesajlar ve istekler doğrultusunda soru ve sorunlarınızı bildiriyorsunuz. Asistanları konuyu belirliyorlar efendim. Bu hafta diz protezi ve diz
artroskopisi ameliyatlarının arasındaki farkları hocam bize anlatacak. 0553 333 91 çift sıfırdan soru ve sorunları bizlere ulaştırabilirsiniz. Hemen biz de soruları hocamıza yöneltmeye başlayalım. Bir yandan tabii ki sağlık konuşacağız, bir yandan da meşk edeceğiz. Hocam, diz protezi ve artroskopi ameliyatlarını bize öncesinde tanımlayabilir misiniz? Evet, ya bu konuyu işlemek istedik çünkü biz şunu görüyoruz. Profesyonel olduğunuz zaman bir işte size tanımlar çok kolay geliyor. Çok kolay telaffuz ediyorsunuz. Protez diyorsunuz. Her şeyini biliyorsunuz ama karşı tarafta bu işin profesyoneli olmayan ya da hizmet alacak kişilerin bu işle ilgili yeterince bilgisi olmuyor. Bu çok kaçırdığımız bir konu. O nedenle tanımlar üzerinden gidiyoruz. Anlatıyoruz protez nedir. Bir farkındalık oluşturuyoruz. Artroskopi ameliyatı nedir? Çünkü duymuş. Artroskopi belki de ilk kez duyuyor. O nedenle bunları bir açıklayabilirsek, bizim böyle artık müdavimlerimiz var. Sürekli programlarımızı izliyorlar. Onlar da çok bilgileniyorlar. Onları da doğru bilgilendirmek, bilinçlendirmek adına tedavileri doğru bir şekilde anlatmak için tanımlar önemli. Protez işlevsiz hale geldiği zaman eklemler, eklemi çıkartıp, eklemin içindeki kıkırdakları çıkartıp, aynı diş implantı gibi eklemin içerisinde dışarıdan uyguladığımız bir implant. Yani suni bizim ürettiğimiz bir şey, fabrikalarda ürettiğimiz ve ekleme adapte ettiğimiz bir şey. Artroskopi ameliyatı böyle kameralar kullanarak, böyle bir delikten girip, küçük bir delikten, diğer delikten de böyle aletle girip içeride kamerayla bakıp o aletle iş yapmak. Yani kameradan görüyorsun, ekrandan izliyorsun. Bir tarafta gözün ekranda, elin dizde, gözün ekranda bir şekilde işlemleri yapıyorsun. Öyle bir ameliyat. Tabii teknik olarak biraz daha el becerisi ve pratik gerektiren bir işlem. Bu iki konuyu seçmemizin sebebi de özellikle diz kireçlenmesini seçtik ve bugün biraz daha böyle ileri yaş diz kireçlenme, yani ileri yaş hastalığını konuşacağız. Kireçlenme hastalığında gençlerde de artroskopide tabii ki çok yapıyoruz. Ama biraz daha böyle kireçlenme olsun konumuz. Çünkü orada birazcık karışıklık var. İşte ben diyor artroskopi olsam protez ameliyatından kurtulur muyum? Mesela bu soru geliyor bize çok. Beni bu böyle diyor artroskopi yapacaksın, ben o zaman protezden kurtulacağım mı? Ben protez olacaksam tekrardan niye artroskopi oluyorum? Ya böyle hani sürekli bir sorularla karşılaştığımız için bunu açıklayalım dedik. Evet, şimdi sorular var ama böyle bir müzik molası verelim. Doğal olarak soracağım ki bu ameliyatlar hangi hastalıklarda uygulanıyor? Ama önce bir şarkıyla isterseniz başlayalım. Bugün bütün şarkılarımızda Zeki Müren var. Tamam, buyurun. Seviyorum işte. Toprağının, rüzgar olsan yaprağının. Yağmur olsan toprağının, rüzgar olsan yaprağının. Irmak olsan bir damının. Seviyorum işte, var mı diyeceğim. 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 Sen baharsan mevsim benim. Sen Muratsan yeşil benim. Sen mızrapsan name benim. Seviyorum işte, var mı diyeceğin. Seviyorum işte, var mı diyeceğin. Alem benim, nefes olsan neyzen benim. Derya olsan alem benim,
Nefes olsan neyzen benim, gönül olsan sevda benim. Seviyorum işte varım diyeceğim, seviyorum işte varım diyeceğim. Seviyorum işte var mı diyeceğim, seviyorum işte var mı diyeceğim. Sen baharsan mevsim benim, sen muratsan yeşil benim, sen mızrapsan name benim. Seviyorum işte var mı diyeceğin, seviyorum işte var mı diyeceğin, seviyorum işte var mı diyeceğin, seviyorum işte var mı diyeceğin. Çok sevdiğimiz sanat güneşimizin icra ettiği eserlerden bir tanesi. Radyolarını yeni açmış olan dinleyenlerimiz varsa can sağlığı başladı efendim. Soru ve sorunları olanlar Doçent Doktor Aydın Arslan hocamıza ulaşabilirler. Bugün diz protezi ve diz artroskopisi ameliyatlarının arasındaki farklar nelerdir? Bunları soracağız hocamıza. Hocam bu ameliyatlar hangi hastalıklarda uygulanıyor? Şimdi diz protezi kireçlenme nedeniyle ya da travma oluştu, eklem kaybı oluştu, eklem işlevsiz hale geldi. O nedenle eklemin değişmesi gerekti. İşlevsizse protezle değiştiriyoruz. Yani implant gibi düşünün, diş implantı gibi. Artroskopi ameliyatı tabii çok geniş amaçlı kullanılıyor. Yani çocuklardan orta yaşlı, yaşlı, genç, sporcu, yani çok amaçlı kullanılan bir yöntem. Kırık tamir için bile uygulanan bir yöntem. O nedenle hani birbiriyle karşılaştırmak her ne kadar mümkün olmasa da biz belli bir hasta grubunda işte kireçlenmesi olan hastalarda biraz böyle birbirine alternatif tedavilermiş gibi sanki algılandığı için bu konuyu işlemek istedik. Yani bu artroskopi ameliyatı da her yaşta yapılabildiği gibi genelde daha ileri yaşta. Hani biz kireçlenme nedeniyle içerideki o işte kıkırdakları biraz temizleyelim, menisküs yırtıkları varsa toparlayalım falan diye uyguladığımız bir yöntem. Peki bu iki ameliyat yöntemi birbirine alternatif midir? Evet, şimdi bizi en çok anlatmakta zorlayan şey bu. Çünkü insanlar bir şey yaptırmak istiyorlar. Mesela bir tedavi oluyorsunuz ve hastalığınız geçsin istiyorsunuz, değil mi? Mesela nezle oluyorsunuz ya da grip oluyorsunuz. İşte burnunuz akıyor, doktora gidiyorsunuz, bir ilaç veriyorsa ve iyileşiyorsunuz. Bu genel geçer iltihabi hastalıklar ama ortopedik hastalıkları dejeneratif, yani yıpranmayla oluşan hastalıklar olduğu için yani belli bir süre tedavi görmek gerekiyor. Belli bir tedaviyi sürekli halde görmek gerekiyor. O nedenle bu iki tedavi hani birbirinin alternatifiymiş gibi algılanıyor. Yani artroskopi ameliyatı olursam bundan kurtulacağım. İşte diz protezi ameliyatı olmama gerek kalmayacak. Kireçlenmem geçecekmiş gibi bir algı oluşuyor. Aslında konu öyle değil. Yani artroskopi ameliyatı bizim diz kireçlenmesinde çok İleri vakalar olmadığı zaman mekanik problemleri çözmek için, daha çok hastaları rahatlatmak için aslında bir nevi uyguladığımız bir yöntem. Ya da işte diğer kemik düzeltme ameliyatlarına eklediğimiz bir cerrahi yöntem. Protez ameliyatı da artık bütün işler, her şey yapılmış, hiçbir şeyin bir anlamı kalmamış. Yani yapılan bütün tedaviler uygulanmış, artroskopisi, kök hücresi, işte egzersizleri, yaşam şekli modifikasyonları aslında rahatlamamış. Gece uykudan uyandıran ağrıları var, yürüyemiyor, gezemiyor. O zaman uyguladığımız bir yöntem. Burada benim vurgulamak istediğim şey, bu konuyu seçmekteki amacım şu. Bir tedavi uygulandığı zaman ortopedi hastalarında, mesela kırığınız var, kaynadı, iyileştiniz. Ama dejeneratif hastalıklar, yani yıpranmayla, yaşlanmayla oluşan hastalıkların böyle %100 böyle ortadan kaldırılması, böyle nezle grip gibi geçirilmesi mümkün olmuyor. Bu beklentileri, farkındalıkları artıraraktan birazcık ayarlamak gerekiyor. O nedenle biz de artroskopi ameliyatını anlatırken işte bir rahatlama olacak belli bir süre. Kireçlenme hastaları için konuşuyorum. Sonrasında hani belki protez ameliyatı tekrardan gerekebilir diye açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Yani birbirinin alternatifi olmuyor, olmuyor bu iki ameliyat. Evet, peki diz artroskopisi ameliyatlarının avantajları ve dezavantajları nelerdir peki? Evet, diz artroskopisi ameliyatı aslında çok
hasta açısından nekaat dönemi, iyileşme dönemi çok rahat olan bir cerrahi yöntem. Çünkü biz çok küçük deliklerden böyle kamerayla girip içeriği görerekten oradaki işte menisküsü, kıkırdağı görüp direkt gözümüzle çok böyle yaralar açmadan, çünkü oralara ulaşmak için, dizin arka tarafına ulaşmak için dizi tamamıyla açıp kemikleri aralamak gerekiyor. Hı hı. Bu da çok büyük bir cerrahi işlem oluyor. Öyle yaptığımız zaman daha çok zarar görür hastamız. O nedenle biz bunu kamerayla, aletle böyle küçük küçük deliklerden girerek yapıyoruz. Hı. Bu çok büyük bir avantaj. Yumuşak dokulara herhangi bir zedelenme oluşturmamış oluyoruz. Yumuşak dokuları korumuş oluyoruz. Bu bizim için çok büyük avantaj oluyor. İyileşme süresi çok hızlı oluyor. Rehabilitasyon süresi, yani tekrardan işe dönüş, yaşama dönüş süresi çok hızlı oluyor hastanın. Tabii böyle avantajları var. Dezavantajları da ne olabilir? Tabii artroskopi ameliyatında çok büyük komplikasyonlar beklemiyoruz. Ama bazen artroskopi ile işlem gerçekleştirilemeyebilir. Yani o içerideki harabiyet çok fazladır. Siz yapmışsınızdır ameliyatı ama belli bir kısmını düzeltebilmişsinizdir. Daha büyük işler yapmak gerekiyordur. İşte böyle durumlarda da bir sonraki ameliyatları düşünmek, protez ameliyatı gibi, kemik düzeltme cerrahileri gibi bu tür ameliyatları düşünmek gerekiyor. Evet. O zaman kısaca bir ara verelim. Evet, verelim. Birazdan burada olacağız. Efendim hiçbir yere ayrılmayın. Konu başlığımız bugün diz protezi ve diz artroskopisi ameliyatlarının arasındaki farklar nelerdir? Kısa bir ara, sonrasında buradayız. 17'ye kadar beraberiz. Diz artroskopisi ameliyatının peki riskleri var mıdır hocam? Evet, diz artroskopi ameliyatında çok küçük de olsa tabii anesteziyle ilgili riskler olabilir. Bunlar işte anesteziye bağlı emboli oluşması, enfeksiyon oluşması. Tabii yani çok 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 küçük ihtimallerle hani daha zor komplikasyonlar olabilir ama ameliyata bağlı ne olabilir? Bacakta şişme, ödem, yara yerinde işte iltihap, çok çok düşük ihtimalle. Beyza da oldu bu ameliyatı bu arada. Evet, şimdi o da... ben dinliyorum, bana böyle rüya gibi geliyor hiçbir şey yaşamadığım için. Yani. Hatta dedim ki hocam bıktılar artık, ben soru sormayayım mı? Ama şimdi bir yandan da duramıyorum çünkü hiçbirini yaşamadım. Çok evet. Sağlıklı bir şekilde ertesi gün yürüttü hocam. Ben zannediyordum ki artroskopi olduktan sonra yatacağım birkaç gün. Ne yapıyorsun, ne yatması evet. Dedi hocam. Kaldırdı. Evet. Yaşamadık. Yani çok güzel bir ameliyat. Evet. Yani daha rahat uyanıyorsunuz, rahat kalkıyorsunuz. Çok ciddi komplikasyonu yok aslında. Çok düşük oranlarda görüyoruz. Yani artroskopi ameliyatı sonrası ben 20 yıldır ortopedi hekimiyim. Ciddi komplikasyon yaşayan hiçbir hastam olmadı mesela. Yani var kitabı bilgiler, emboli atabilir, bir sürü komplikasyon olabilir ama biz bunları genelde görmüyoruz. Tabii bir an önce hızlı bir şekilde rehabilitasyon da gerçekleştiği için hastalar hızlı bir şekilde iyileşiyorlar. Ama omuz bölgesinden artroskopi olmuştur. Genelde omuzda olur ya da daha küçük eklemlerde hareket kısıtlılıkları olabilir. Ama rehabilitasyona dikkat edildiği sürece çok büyük sıkıntı olmuyor. Peki hocam, ileriki yaşlardaki hastalar için aynı şey geçerli mi? Diz artroskopisi oldu, kireçlenmeler temizlenebiliyor mu? Evet, işte bu soru gerçekten bizim en çok hani böyle açıklamakta zorlandığımız soru, çünkü cevabı kireçlenmeyi temizlenebilecek bir şey olarak algılıyor aslında. Çünkü kireçlenme diyoruz. Biz kireçlenme olarak neyi biliyoruz? Mesela kireçlenme deyince senin aklına ne geliyor? Var mı gelen bir şey? Yani dizlerimin. Ha mesela bir örnek ver. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Tabii ki bulaşık makinesi. O hani şeydeki kireçlenmesi evet. Gibi. Hı-hı. Kireç birikmesi. Hı-hı. Hani ya o şekilde de oluyor da çok nadir ama genelde olan o şeyde, eklemde, eklemin şeklinin bozulmasından kaynaklanıyor. Yani eklemin şekli bozulmaya başlıyor. Eklemin şekli bozulmaya başladığı zaman işte menisküsler yıpranıyor, etrafındaki dokular sertleşiyor, bazıları uzuyor, bazıları büzülüyor, kısalıyor falan. Yani bir sürü kireçlenmede oluşan olay oluyor. Tabii temizlenebiliyor mu bunların hepsi? Yani düzeltmek gerekiyor. Yani o bozulan dokuyu eski haline getirmek gerekiyor. Onun için de kemikleri kesmek gerekiyor. Dokuları eski haline getirmek bazen mümkün olmayabiliyor. Mesela yıpranan bir doku. Yani kullandığınız mesela çorap kullanıyorsunuz. Artık çok eskidiyse giyemiyorsunuz, atıyorsunuz yani. Bu bir tarafı yırtık kesikse orayı diker kullanırsınız ama tamamıyla bütün dokusunda bir problem varsa onu kullanamıyorsunuz artık. Öyle bir durumda da tabii artroskopi ameliyatı yeterli gelmeyebiliyor. Gece ağrısı, yürüme güçlüğü varsa protez ameliyatına geçmek gerekebiliyor.
Evet, şimdi muhakkak bunu merak edenler vardır. İleriki yaşlarda olanlar, kireçlenme hastaları, diz artroskopisi ameliyatı olan kişiler protez ameliyatından kurtulabiliyor mu peki? Evet, bu da çok sık gelen bir soru. İşte ben artroskopi ameliyatıyla protezden kurtulabilir miyim? Aslında kurtulabilir. Nasıl? Çok erken dönemde bir menisküs yırtığı var mesela hastanın. Biz orada menisküsünü tamir ettik. Ama tamir etmesek, oradaki menisküsünü alsak mesela, orada dizi kireçlenecek ve ilerleyen yaşlarda proteze gidecek. Bu tabii ki kurtarır. Yani protezden kurtarır. Ama şimdi o menisküs yırtık kalmış orada. Biz artroskopi yapmamışız. 10 yıl sonra gelmiş hastamız. Artık o menisküs yırtığı dizin kireçlenmesine sebep olmuş. Artık son aşamaya getirmiş olayı. Böyle bir durumda da biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bak, bir 10 yıl önce gelseydin, bu olduğunda, başladığında biz bunu tedavi edebilseydik, o zaman belki biz bunu çözebilirdik. Orada da erken teşhis ve müdahale çok işin önemli kısmı oluyor. Müdahale edebilirdik ama şimdi geldiğin için biz ne yapıyoruz? Yani diyoruz ki hani biz bunu olduğu kadar bir düzeltelim. İşte biraz kilo versen, biraz egzersiz yap, olduğu kadar bu gittiği yere kadar gitsin. Biz bilemiyoruz tabii kişi orada nasıl bir yaşamını değiştiriyor, nasıl bir hayatı var, dikkat ediyor mu? Bu belki 5 yılda protez olacak, belki de 15 yılda olacak, belki ömrü yetmeyecek hani 15 yıla, 20 yıla protez olmadan ömrünü tamamlamış olacak. Hani burada kişiden kişiye değişen, hastalıktan hastalığa değişen, yani duruma göre değişen bir durum söz konusu. Ama en çok aldığım sorulardan biri bu. Evet, peki diz protezi ameliyatını ne zaman yapmak gerekiyor? Diz protezi ameliyatında dediğim gibi son bir yıl içerisinde yapılan tedavilere cevap vermemiş, gece ağrısı olan, gece uykudan uyandıran ağrısı olan, 100 metre, 200 metreyi dinlenmeden yürüyemeyen hastalarda biz protez ameliyatını öneriyoruz, protez ameliyatını yapıyoruz. Ve böyle hastalara yaptığımız zaman zaten hastalarda çok ciddi bir şey oluyor. Yani tatmin oluşuyor. Çünkü çok kötüyken birdenbire çok iyi olunca hasta bundan çok memnun oluyor. Evet, şimdi bir hekim, bir hocamız bize ulaşmış. 10 gün önce metatarsal kemik kırığı oluştu. Sağ ayak küçük parmağımın tarak kemiğinde demişler. Yarım atel yapıldı. Dikkat etmeye çalışıyorum. Önerileriniz ve dikkat etmem gerekenler nelerdir? Bisiklet sporuyla uğraşıyormuş aynı zamanda hocamız. Ben de hekimim ama bilebilecek miyim merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Önerilerinizi sormuşlar. Evet, ayak 5. parmak tarak kemiğinin kırığı çok iyi tolere edilebilen bir kırık. 4 haftada genelde hani 4-6 haftada kaynar, sonrasında da bir sıkıntı yaşamadan hayatına devam eder. Yani çok ciddi bir kemikle ayrılma, parçalanma gibi bir şey yoksa genelde kemiğin daha çok böyle ayak ucuna değil de ayak bileğine yakın kısmında kırılma olur o kemikte. Yani röntgeni görmeden çok net bir şey söyleyemeyiz ama %99 ihtimalle bir sıkıntı olmadan hayatına devam ettirir sonra. Geçmiş olsun diyelim. Hı-hı. Alpercan hocamız Konya'dan bize ulaşmış ve devam edelim bir eserle. Evet Beyza'cığım, bu eseri düete davet ediyorum seni. Yerinden mi Emre hocam? Yok, biraz daha aşağıdan olsun. Yerinden olmayacak. Kör ses yerinden. Kendini her sevenle beni bir tutamazsın. Kadar yürekten sevmişken seni öyle kolay değil unutamazsın. Yıllar sonra bir gün beni anarsan kulaklarım değil kalbin çınlasın. Yıllar sonra bir gün beni anarsan
ardından bakıp da öylece kalan gözlerimde donmuş iki damlasın, iki damlasın. Gözlerimde donmuş iki damlasın. Ağımın rüzgarı üşütür seni, benden başkasına ısınamazsın. Yorgun şarkılarla anarsan beni, öyle kolay değil unutamazsın, unutamazsın. Yıllar sonra bir gün beni anarsan, kulakların değil kalbin çınlasın. Yıllar sonra bir gün beni anarsan, kulakların değil kalbin çınlasın. Ardından bakıp da öylece kalan gözlerimde donmuş iki damlasın, iki damlasın. Gözlerimde donmuş iki damlasın. Gözlerimde donmuş iki damlasın. Harikasın. Ağzına sağlık. Emre Hocam'ın yüzüne baka baka yerinden okudum yalnız hocam. Başında evet. Çalışıyoruz ama yine heyecan oluyor bende her seferinde. Harika. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İkimizin de. Evet, şimdi kaldığımız yerden programa dönmek zor oluyor böyle diyetlerden sonra. Efendim, radyolarını yeni açmış olanlar varsa can sağlığı devam ediyor. Doçent doktor Aydın Arslan hocamız, ortopedi ve travmatoloji uzmanımız bugün bizi yine diz protezi ve diz artroskopisi ameliyatlarının arasındaki farklar nelerdir anlatarak aydınlatıyor. Şimdi biz soruları sormaya başladık ama soru ve sorunlar varsa 0553 333 91 çift sıfırdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle bir diz protez ameliyatını ne zaman yapmak lazım peki hocam? İşte gece ağrısı başladığında, yürüme mesafesi çok kısaldığında ve son bir yıldır şikayetleri geçmiyorsa, yürüme mesafesi de mesela bir 200-300 metreye düşmüş. Artık böyle evde işte çoluk çocuk geliyor, ya bu annem yürüyemiyor, kadın geliyor ağlıyor, artık ben dizlerimden kalkamıyorum, yürüyemiyorum, ben bir bakkala gidemiyorum, komşuya gidemiyorum haline geldiyse ve tedaviler fayda etmiyorsa, o zaman İşte ben korkuyorum, ameliyat olmak istemiyorum falan dememek lazım. Ameliyat olmak lazım. Çünkü bilimsel bir şey var. Bu ameliyatın başarı oranı bilimsel olarak %88-99. Yani hastaların geri bildirim yaptığı da mesela soruyoruz, memnun musun? %85-90'ı memnun. Doktorlara soruyoruz, diyoruz ki güzel oldu mu bu ameliyat? %98 yani %99. Yani ameliyatın başarısı çok yüksek. Çok fazla yapıldığı için ufak tefek böyle hani hastalarda bazen her mahallede bir tane böyle ameliyat sonrası böyle azıcık dizi ağrıyan olur. Herkes de onu söyler. Ya işte bu, bizim mahallede bir teyze vardı, ameliyat yaptırdı, yürüyemiyor, kalkamıyor. Ya bir sor bakalım bu teyze önceden. Bir de şimdi kulaktan kulağa çok böyle yanlış şey geliyor bir sürü şey. İnsanlar bir de iyi olduklarını söylemek istemiyorlar. Mesela doğru. İyileşmiş, önceden yürüyemeyen bir kişi yürüyor. Dizinin şu üst tarafında hafif bir ağrısı kalmış. Onu söyler. Ben önceden yürüyemiyordum, şu an iyiyim, gece uyuyorum falan demez de benim şuram ağrıyor der. Yani o nedenle gerekiyorsa da bu ameliyat olunur. Doğru. Tamam. Aslında sorular var hocam ama o kadar güzel anlattınız ki ardarda. Diyecektim ki ameliyatlar ne kadar başarılı ya da ameliyat
ameliyatlar, diz protezi ameliyatlarına kadar başarılı. İkisinin arasındaki başarı farkından biraz bahseder misiniz? Artroskopi ameliyatları doğru endikasyonla çok başarılı tabii. Yani siz işte protez olması gereken bir hastaya, dizi artık hiç eklem aralığı kalmamış, menisküs yok, eklem aralığı yok, kıkırdak yok. Kemikler birbirine sürtünüyor. Gece ağrısı var. Çok yol yürüyemiyor. Ben buna artroskopi yapayım da işte biraz rahatlatayım derseniz. Hastaya artroskopi yaparız ama belki bir ay iki ay rahatlar, sonrasında geri gelir ağrıları. Doğru endikasyon olmaz. Doğru bir hasta seçimi olmaz. Bu hastaya protez yapmak lazım. Ama gece ağrıları başlamamış. Yol yürüyebiliyor. İşte ufak tefek sıkıntıları var. Bir de böyle mekanik sıkan, yani şikayetleri var aslında. O zaman bir artroskopi yapalım, bir düzen, içeri bir temizleyelim, şöyle bir kıkırdakları, menisküslere bir bakalım falan, böyle anlatıyoruz tabii biz hastalarımıza. Hı hı. Öyle değil de hani daha farklı şeylere bakıyoruz aslında. Hı hı. Girdiğimizde. Yaptığımız zaman da hastalar fayda görebiliyorlar. Yani artroskopi ameliyatının da hani doğru endikasyonla başarı oranı yüksek. Hı hı. Kireçlenme hastalığı için konuşuyoruz bu arada. Artroskopi bir sürü şey için yapılıyor. Başka bölgelerde ama biz diz kireçlenmesi için. Hı hı. Diz protezi ameliyatında dediğim gibi artık literatürde, dünya literatüründe baktığımızda %98-99 yayınlarda bildirilen, hastalara sorduğumuzda onlar da diyorlar ki işte %85-90'ı memnun. Hı hı. Hiç memnun olmayan yok mu? Var tabii ki, sonuçta bu bir ameliyat. Oraya bir implant yerleştiriyorsunuz. 100 hastadan birinde, belki ikisinde bu işten memnun olmayan olabilir. Bu da kabul edilebilir bir orandır. Yani bu sonuçta bir cerrahi bir müdahale. Hı hı. Bu riskleri de göz önünde bulundurup bu ameliyatı da olmak gerekebiliyor. Ben kendi babama ameliyat yaptım mesela, her iki dizini. Kayınvalideye yaptık her iki dizini. Hı. Kötü bir şey olsa onlara yapar mıyız? Doğru hocam, bu da güzel bir örnekti. Evet. Doğru. Şimdi Emre Hoca orada hep bizi yönlendiriyor. Vallahi. Ama onun da sesini özledik. Dev bir konser sonrası acaba bizim için bir şarkı icra eder mi sorsak hocam? Evet, ben de rica edecektim Emre Hocam'dan ama biraz şey olmasın, böyle emrivaki olmasın hocam. Lütfen, lütfen. Lütfen hocam. Tabii yorgun ama. Biraz Bodrum yorgunusun ama artık biz alttan şey, vokal. Tabii, tabii. Güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak, bir sevgi istiyorum. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak, istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek, bir sevgi istiyorum. Tütecek, bir sevgi istiyorum. Halimi anlayacak, derdime katlanacak, benimle ağlayacak, sevgili istiyorum. Sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek, bir sevgi istiyorum.
yürek bir sevgi istiyorum, bir sevgi istiyorum, bir sevgi istiyorum. Fiyatlarında mesela ortalama bir 40-50 yaşındaki bir ortopedist eğer diz protez ameliyatı yapmışsa yani 1500-2000 tane yapmış oluyor zaten. Hı hı. Çok hızlı bir şekilde yapılan bir ameliyat. Dokulara böyle çok zarar verilmeden yapılan bir ameliyat. Yine hemen aynı gün ayağa kaldırılıp yürüttüğümüz, ertesi gün en azından lavaboya, tuvalete gönderdiğimiz bir ameliyat. 15 gün gibi bir nekat dönemi, iyileşme dönemi. Sonrasında işte yaklaşık 40-45 gün hani diyelim normal bir yaşantıya dönüş. Hani eline poşetler alıp pazara gidip alışveriş yapıp gelmekten bahsediyorum. Markete gitmekten bahsediyorum. 1,5 ayda en fazla bunları yapabiliyor hastalarımız. Peki artroskopi ameliyatı sonrası hemen basmak mümkün mü? Tabii artroskopi ameliyatında da şimdi yapılan işleme göre. Şimdi mesela menisküs transplantasyonu yaptınız, menisküs nakli yaptınız ya da işte menisküs tamiri yaptınız. Yani yapılan işlemin ve hastaya göre böyle bazen bastırmadığımız oluyor artroskopi ameliyatında. Protez ameliyatında genelde çimentolu hani implantlar kullanılıyor. Hemen bastırılabilen implantlar, diz protezi için konuşuyorum. Bazen artroskopide bastırmadığımız oluyor. Ama tabii o ameliyat hani çok kötü oldu işte aman falan değil de şeyden dolayı o yapılan işlemin hani menisküsü iyileşecek de üzerine basacak ya hemen basarsa ayrılır. Onu biraz korumak için ya da ön çapraz bağ ameliyatı, arka çapraz bazen çok bağlı yaralanmalar oluyor. Yani multiple bağ yaralanmaları oluyor. Çoklu bağ. Onlarda da birazcık hani bekleyebiliyoruz. Peki protez ameliyatında tam iyileşme ne zaman oluyor? Tam iyileşme mesela benim babam bir haftada iyileşti. Bazen hasta geliyor 1,5 ay sonra hala o elindeki mesela dörtlü şeyi bırakmamış oluyor. Biraz kişiden kişiye de değişen bir şey ama genelde yani hastaların %80-85'i 1,5 ayda iyileşiyorlar. Yani sosyal yaşantıya katılıyorlar. 6 ayda mesela 1 yıl arasında artık protez olduğunu unutanlar var. Mesela hastalardan duyuyorum. Yani dizimde protezim var unutuyorum bazen diyor. Mesela bu artık tamamıyla hani sürecin normale döndüğünü gösteren bir şey. Genelde bu unutma olayı protezi işte 6 ay 1 yıldan sonra oluyor. İlk 1,5 ayda da iyileşme genelde sosyal yaşama katılacak şekilde oluyor. Evet peki diz protez ameliyatı sonrası spor nasıl, ne zaman yapılabiliyor? Egzersizleri biz kontrollü bir şekilde yapmak durumundayız. Çünkü protez ameliyatı sonrası koşun demiyoruz mesela hastalarımıza. Yüzme benim en çok tercih ettiğim. Tempolu yürüyüş olabilir. Ama işte kayak yap, koş falan onlar çok iyimser şeyler. Yani öneriyorlar mı bazen görüyoruz. Hani protez ameliyatı, kalça protezi oldum, kayak yapıyorum. Bence ben önermiyorum. Yani hastalarıma kalça protezi olmuş kayak yapmasını önermiyorum. Çünkü kayak sporu hani biraz tehlikeli bir spor bizim ortopedik açıdan. Hani düştüğün anda o proteze bir şey olabilir. Çok kontrollü de olamıyorsunuz. Bisiklet olabilir. Yani yavaş tempoda rampa olmadığı sürece. Tempolu yürüyüş olabilir. Yüzme olabilir. Egzersizler hep var zaten. Ama işte dizin o uygulanan implantların ömrünün uzun olması için onları çok aşındırmamak gerekiyor. Dikkatli kullanmak gerekiyor. O nedenle çok genç yaşta uygulamayı sevmiyoruz bu ameliyatı. Çok genç yaşta yaptığımız zaman protezin ömrü daha kısa oluyor. Ama biraz daha ileri yaşta yaptığımız zaman protezin ömrü daha uzun oluyor. Çünkü biraz daha ileri yaşta insanlar biraz daha az hareketli oluyorlar ve daha az yıpratıyorlar. Evet şimdi geçen kış yapmadım ama ikinci kış hocam diz artroskopisi olanlar kayak yapabilir mi? Bunu da bir sorayım. Evet onlar yapabilir. Aradan çıkartmış olayım. Evet bir tatil planı da hemen burada not evet, alabiliyoruz. Yani. O zaman sizden de bir eser dinleyelim artık programı yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Evet biz bir eser yapalım sonra birazcık konuşup sonra da kapatalım Zeki Müren şarkılarıyla. Biz öyle dudak büküp hor gözle bakma diyelim. Bırak küçük dağlar yerin
de dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Sen güzelsin, yok mu benzeri? Goncadır ilk hali bütün günlerin. Aklımda kalmazdı yüzün ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Aklımda kalmazdı yüzün ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Şimdi şöyle yavaş yavaş toparlayalım. Bugünkü konumuz diz protezi ve diz artroskopisi ameliyatlarının arasındaki farklar nelerdir? Hocam bir kez daha şöyle bize açıklar mısınız? Belki radyolarını yeni açmış olanlar vardır. Sonra sanırım bir potpourri ile mi veda edeceğiz? Evet, evet. Şimdi diz protezi ile diz artroskopisi ameliyatının arasındaki fark aslında çok büyük. Yani birbirleriyle mukayese edilemeyecek, aynı endikasyonda yapılamayacak ameliyatlar, ama özellikle bu konuyu seçtik. Çünkü ben artroskopi ameliyatı olursam dizimden proteze gerek var mı? Protezden kurtulacak mıyım diye hastalarımı sürekli sorarlar. O nedenle dedim ki ben de bu konuyu anlatalım. Eğer doğru hastayı seçiyorsak, artroskopi ameliyatı yapıyorsak kireçlenme hastasında, işe yaraması gerekiyor ya da yarama ihtimalinin olması gerekiyor. Yoksa hiçbir işe yaramadığında yanlış bir ameliyat yapmış oluyoruz. O nedenle doğru hastayı seçmemiz gerekiyor. Bu iki ameliyat aslında birbirine benzemiyor. Bir tanesinde implant kullanılıyor, yani protez kullanılıyor, diz açılıyor, açılarak yapılıyor. Diğerinde küçük deliklerden kamera ve aletlerle yapılıyor. Bir tanesi diğerinin kardeşi gibi aslında. Diz artroskopisi ameliyatında biz hastanın kireçlenmesini biraz geriletebiliyoruz. Ama kireçlenmeyi, ilerlemiş kireçlenmeden bahsediyorum, tamamıyla düzeltemiyoruz. Ama kireçlenme oluşmamışken bir menisküsü bağı tamir ettik, oluşmamışken onu engelledik, o başka. O başka bir şey. Zaten o hastaya da protez ameliyatı önermiyoruz. Şimdi protez mi yapalım, artroskopi mi yapalım? Yani bu ikisinin arasında giden gelen böyle hastanın karar veremediği, aslında hekimin çok iyi bildiği bir konu. Ama doğru bir şekilde aktarılmadığı zaman da kafa karışıklığı yaratıyor. Biz de bu kafa karışıklığı olmasın diye bugün buraya getirdik bu konuyu. Evet, iyi yaptınız hocam. Bence soru ve sorunları olanlar muhakkak ki dinlemiş, aydınlanmıştır. Ama yine ben geciktim, soru soracaktım, işte testleri, tetkikleri bulamadım diyenler varsa bizlere ulaştırabilirler. Biz hocamıza ulaştırıyoruz diye bilgisini de verelim dinleyenlerimize. Hocam ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir konu başlığıyla haftaya yine inşallah yayında olacağız. Emre hocam, Kaan hocam, seviyoruz sizleri. Ellerinize, yüreğinize sağlık. O zaman bir potpourri ile veda ediyoruz. Evet, şimdi sevgi doluşu gönlüm diyeceğiz. Sonra da bahçıvan diyeceğiz. Zeki Müren'le kapatacağız ve onu da buradan anıyoruz 26. ölüm yıl dönümünde. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı. Dünya seninle güzel, hayat seninle tatlı.
dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı. Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın. Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam. Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın. Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam, unutmam, unutamam. Elmayı alan bilir, oy oy. Şeftaliyi satan bilir, oy oy. Güzel kızın kıymetini, oy oy. Kimsesiz yatan bilir, oy oy. Bahçevan geldi, bahçevan geldi. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben bülbül. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben bülbül. Aymalarım sarardı, oy oy. Deli gönlüm karardı, oy oy. Yare narı yolladım, oy oy. İçinde kalbim vardı, oy oy. Bahçevan geldi, bahçevan geldi. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben bülbül. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben bülbül. Şu dağlar olmasaydı, oy oy. Çiçeği solmasaydı, oy oy. Ölüm Allah'ın emri, oy oy. Ayrılık olmasaydı, oy oy. Bahçevan geldi, bahçevan geldi. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben bülbül. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben bülbül. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben bülbül. Deh deh düldül, deh deh düldül, sen düldülsün ben bülbül. La can sağlığı sona erdi. Çok güzel.